Doğru maçadan ikinci yarı öncesi ilk Nusa bu pazar artık birinci ligin ikinci yarısına başlangıç yapacağız. Mehmet Ali Çetinkaya ve Yılmaz Güler'le birlikteyiz. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Hepimiz İyi akşamlar. biraz hastalıklar ve kongre sarsıntılarıyla biraz Aynen öyle. uğraşıyoruz son günlerde. Sanırım 7. kongreyi bitirdik. Yani kongre sezonunda grip sezonuyla paralel gidiyor. Yoksa hani baktığımızda pazar günkü aslında işte fena bir kalabalık yoktu galiba. 700 kişiye yakın kalabalık oldu söyleniyor. İşte Evet. maçkolikte bir rakam paylaşıldı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama sonuçta hani o gün de bir sıkıntı şuydu bence. Biraz üçümüz de oradaydık o gün. Bir şeyi konuşalım. Yani 700 kişi bir araya gelmiş. Tamam, sayıyı toplayamadınız. Okey. Olabilir. Ama hani bu kadar insan bir araya gelmişken belki de hazırladığınız sunumdan biraz bahsedebilirdiniz. Yani ne yapacaktınız? Ne öneriyordunuz? Hani ne oldu? En baştan beri ne diyordunuz? Şimdi ne oldu falan? Hani o konuda da çok iyi bir hazırlık göremedim. Mehmet Ali, senle başlayalım. Nasıldı genel kurul? Yani senin bakış açından kısaca bir değerlendirelim. Valla yani işte bu aslında biraz şey gibiydi ya, dört hani hafta içi seni yaptığın, yani senin olduğun bir yayın vardı biliyorsun, iki avukat arkadaşla. Evet. Orada mesela bu bayağı konuşulmuştu. Yani dörtte üçün ne kadar önemli bir rakam olduğu. Ki zaten biz içeride de yani otururken ve şeyleri beklerken de kendi aramızda da bazı muhabbetler ettik. Gençler Birliği'nde çok fazla üye var. Bu bir gerçek. Yani 1200 kaç üyemiz var şu an tam hatırlayamadım. 172 diye maçkolik paylaştı galiba. Öyle görüyorum ben. Evet. 170 olabilir. Niye? Çünkü şöyle bir durum var. Mesela şöyle bir şey söylendi arkadaşlardan bir tanesi. Mesela dedi ki Ankaragücü, işte biliyorsunuz hani camia muhabbetinden kongrelerini 150 kişiyle falan yapıyor dendi. Bu şekilde yani birçok kulübün aslında böyle çok az ve küçük rakamlarla kongreler yaptığı falan söyleniyor. Ya da üyelerinin çok az olduğu söyleniyor. Hani dediğim gibi tam rakamlar yok ama bunlar muhabbet anlamında söylüyorum. Şimdi Tabii. orada 1200 üzerinden konuşursak yani oraya 800 kişiyi getirmek önemli bir efor. Yani önemli bir şey. Tabii ki bunu zaman içerisinde, yani yıllar içerisinde biz Gençler Birliği'nde de yaşadık aslında. 2006 hani çok anlatılan bir seçimdir biliyorsunuz. Neredeyse Tabii. 2000 kişinin falan olduğu falan söylenen, işte kamyon kamyon insanın geldiği falan filan bir kongrede var. Şimdi şunun için anlatıyorum bunları. 1200 kişilik bir kongrede 4'te 3'lük çoğunluğu normal koşulları sağlamak çok zor. Aslında bunu gördük bence. Çünkü 4'te 3 zaten önemli bir rakam. Bunun toplanması, oraya o kadar insanın gelmesi falan filan o yani. Bir de şöyle bir şey var. Pazar gününü bağlıyorsunuz. İnsanlar bazıları şehir dışında, bazılarının başka işleri Tabii. var, şu bu falan filan derken yani işin içerisine girince gerçekten normal koşullarda böyle bir çoğunluğun sağlanması nasıl diyeyim çok bir birlik olması lazım. Çok ekstra hadi gidiyoruz ne bileyim işte bu son atıyorum son kurşun falan modunda bir hani anlatabiliyor muyum? Yani vatan millet Sakarya modu olması lazım ki o kadar insan oraya aksın. Ben o yüzden açıkçası bu 4'te 3'ün sağlanmayacağını düşünüyordum. Kişisel görüşüm. Gelen insanlara baktığım zaman birçok insan gelmişti. Hani bu bir yandan güzel bir şey. Ama bir yandan da 4'te 3 sağlanmadığı için zaten hiçbir şey yapılamadı. Ha, senin söylediğin konuya gelirsek. Yani açılmalı mıydı? İşte bir divan yapılmalı mıydı? İşte bir niye geldik, ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye anlatılmalı mıydı? O kadar insan bulunmuşken yapılabilirdi bence de. Çünkü hiçbir şey yapmadık biliyorsun. Yani orada bekledik. Arkasından da dağıldık. Ama işte o tek ayrıntı var. Hani hak yememek için söylüyorum. Yasal bir hikaye var mı onu bilmiyorum. Hani belki 4'te 3 sağlanamadığı için belki açılamıyordur. Bilmiyorum. Bilmediğim için söylüyorum. Ama eğer öyle bir şey yoksa ki hani yasal bir muhabbeti yoksa bu işin. Kanun gereği, dernekler kanunu şu bu falan. Hakikaten orada biraz konuşulsa güzel olabilirdi bence. Ama Tabii. muhtemelen bir şeye de girmek istemediler. O da olabilir bu arada. Yani hani anlatacaklar da orada ama bu sefer de işte tepki gelebilirdi, bilmem ne gelebilirdi ve sonunda hiçbir şekilde sonuçlanmayacağı için hiç o topa da girmek istememiş de olabilirler diye düşünüyorum. Bilemedim yani. Eyvallah. Eyvallah Ali. Yılmaz, bir soruyla beraber değerlendirelim. Kadir Postacı'nın işte yeniden olağanüstü genel kurulu yapılabilir mi? Sanırım olabiliyor. Ben Olabilir. bilmiyoruz.
Niyazi Başkan istifa edecek mi? Yani bu zaten biraz artık böyle bir çoban hikayesi gibi. Yani evet. Bugün toplantı var sanırım Perşembe ertelenmiş. Bir de senin görüşlerini alayım Yılmaz. Ne dersin bu? Yok, benim görüşüm de genel olarak aynı. Ben zaten hatta şey diyorum. Yani bizim kulüp için değil, bence her kulüp için 4-3 inanılmaz zor bir oran. Hani şey var. Bir kulüp yeni kurulmuştur. Zaten 100 üyesi vardır. 100 üyesi de zaten kendinden olur. Yani kendin yönetimin çevresidir. Kendisidir ama yani öyle şeyler olur ama bizim gibi bir kulübün 4-3'e ulaşmasının çok zaten bana göre bir imkanı yoktu. Yani ben burada sadece bizim için değil yani. Hangi kulüp? İstanbul kulübüne de gitsen. İstanbul kulüplerinde hatta daha da zor. Onların üyesi de fazla. Yani 4-3 çok zor toplanabilecek bir çoğunluk. Ben açıkçası kongreye geldim de otopark bulamayınca zaten durum anladım. Biraz çünkü 11-10 geçiyordu. Ben biraz geç kaldım. Dışarıya park etmek zorunda kaldım. Yani bu içeri gelenler de ciddi anlamda çok fazla. Yani yani benim hiç tahmin etmem 300-400'ü geçmeyiz en fazla diyordum ama baya baya kişi gelmiş. Yani ona rağmen hala ulaşılamadıysa zaten ulaşılması pek mümkün gözükmüyor. Ha, nasıl peki bunun üstesinden gelinir? O tarafı da bilmiyorum. Hatta biz yayında da işte şey yapmıştık. Hocam senin yaptığın yayında. Orada da hatta sorular önden iletmiştik sana da. Yani onun tam bir şeyi var mıdır bilmiyorum ama yani gerçekten 4-3 çok böyle hangi toplantı olursa olsun yani böyle üyeliği eskiye dayanan yapılarda 4-3'ün bence sağlanması futbol kulübü olsun başka bir organizasyon olsun bana göre imkansız gibi bir şey işte böyle bir şekilde 700'e kadar ulaşmışız dediklerine göre ama yani daha da fazlası bana göre çok zor. Bilmiyorum hani bir daha dener miyiz? Muhtemelen deneriz ama yine başarılı olur mu olmaz mı? Olsa bile devamında işte hani muhtemelen işte bir usule uygun mudur değil midir tartışması yaşanırdı. Mesela burada toplansaydı sayı. Hani onları da bilemiyoruz tabii. Bu hukukçular genelde zaten şeyden sonra da genel kuruldan sonra da yazı yazdılar. Onlar daha iyi biliyor ama yani zor yani. Bu muhtemelen benim tahminim şu olacaktı. Bu şirketleşmeye çalışan şeyler için, kulüpler için eğer böyle ulaşamazsa şeyde işte Altay'ın bir durumu vardı belirsiz. Hani yasaya uygun mu yaptılar yapmadılar. Onu sorduk zaten. Evet, evet. Aynen işte yani o tarafı bilemiyorum ama benim tahminim şuydu yani yasanın o maddesinin değişmesiydi. 4-3'ü muhtemelen salt çoğunluğa falan çekilmiyor. Şimdi İlker Çolak yazmış. Evet, yeniden düzenleme gelebilir diye. Evet. Ha işte onu diyorum. Ben bir ya ben zaten bunu ilk gördüğümüzde de şey yapmıştım. Yani 4-3 çok mantıklı bir şey değil yani sayı değil. Ha mesela ne olur? 3-2'ye çekersin. Hani biraz daha iyileştirerek. Salt çoğunluk dersin orada bir şey olabilir. Çünkü yani futbol kulübünde kongre üyeliği öyle şey bir şey değildi. Yani bizde belki Ankara'da yaşamayan kaç tane üyemiz vardı mesela. Hani şimdi onun için Ankara'ya gelir mi şirketleşeceğiz diye. Hani şirketleşme nasıl bir şey kimse zaten bilmiyor. Yani işte belki işte pazar günü sunum yapılabilirdi gerçekten. Ya sunumun aslında orada da yapılması şey değil. İşte atıyorum YouTube kanalımız var yani orada. Yani siteden yayınlayabilirsin. Yani siteden yayınlayabilirsin. O altı hatta sorular yaparsın. Gerekirse ikinci bir sunum yaparsın yani şey diye. Evet sorularınızı aldık. Bununla ilgili şeylerimiz şunlardan falan. Yani aslında sonuçta şey bir ortamdayız. İnteraktif bir çağdayız. Hani orada çok bir şey olmazdı. Sıkıntı olmazdı ama yani bilmiyorum niye öyle bir şey denemediler ya da hani bilmiyorum. Farklı düşünceleri vardı ama yani bu şekilde yani şu anda mesela kimsenin ben işte şirketleşsek iyi oluruz ya da şirketleşmesek iyi oluruz. Yani rasyonel bir açıklamasının olduğunu düşünmüyorum. Herkes şey var işte şirketleşirsek işte kaynak gelir falan. Ama işte yani bunun şeyi yok. O şirketleşen, şirketleşenin bir şirket seni işte hisselerinin işte %49'unu aldı diyelim. Tek bir kişi gitti. Kendi işleri kötü olduğu zaman senin ne olacağın belli değil. Yani seni artık nasıl çıkartır elden hiç bilemiyoruz. Yani bu bir devam yani rasyonel bir açıklaması yok. İki türlü de yani kalsak böyle kalsak da onun da açıklaması yok. Ya yani doğal olarak yani orada bir şekilde aydınlatıcı bir şeylerin gelmesi lazımdı. O hala belirsizliğini koruduğu için bana göre de insanların öyle kafasının karışık olması da gayet normal. Valla yani imkansız lafına bir tek ona katılmıyorum biraz. Yani sonuçta imkansız diye bir şey yok. Yani denenebilir bu. Yeterince çalışma, işte bilgilendirme, işte topluma erişim, bir sürü yolu var bunun. Ya ne bileyim işte. Ama tabii bu konularda zaten kulüp hani basın sözcüsü olsun, bir herhangi bir açıklama olsun zaten yapmadığı için herkese telefon ederek bu işin hallolacağını düşündüler. Bence bu arada burada
Devam et abi. Ben söyleyeyim. Yani bu sayıda yani nasıl toplayacağız diye düşündüler sanırım sadece telefonla. Ama bu sadece telefonla değil. Yılmaz'ın dediği gibi bir açıklamayla, kulüp sitesinden bir açıklamayla ya da kulüp sitesine yüklenecek bir videoyla ya da işte bir tanıtıcı bir şeyle anlatıyor. Çünkü dediği gibi Yılmaz'ın, şimdi benim burada bazı şüphelerim iyice pekişti, onu söyleyeyim. Ben şirketleşme dünyanın en güzel şeyi içinde. Bu yönetim nasıl yönetecek şirketleşmeyi mesela? Şimdi bununla ilgili kafamda soru işareti oluştu. Yani böyle bir şeyde yani 700 kişi gelmiş bir araya bir açıklama bile yapılmıyor. Yani doğru düzgün bir şey de yapılmıyor. Yani sonuçta hazırlanmamışlar. Onu da söylüyor arkadaşlar zaten. Yani burada gelen gelmeyen, bu arada tabii genel kurulu boykot eden taraftar grupları da vardı bu arada. Yani sonuçta burada herkes demokratik hakkını kullandı. Gelen gelmeyen diye bir ayrım zaten yok. Burada gene sorumluluk yönetime ait. Bu da zaten benim bu sistemin hani nasıl işleyebileceğiyle ilgili kötü bir öngörü diyebilirim. Hani bu anlamda. Yoksa şirket sözleşmesini paylaşması lazım. Hani geçen hafta yayında belirttik arkadaşlar. Hani bu işin anayasası bu. Hani kim ne alacak, nasıl alacak. Mesela işte bilmem ne X'ye diyelim. Çok isim vermeyelim. Hani yurt dışında yaşayan kanun kaçaklarından biri ortak olacak mı, olmayacak mı? Neye göre olacak? Hani bunları önce ortaklarına açıklaman lazım. Hani sen bir şey diyecektin. Hani bu ortakların açıklanması lazımdı aslında. Hani kim ortak olacak? Ne olacak? Ya ama işte şey, onlar biraz da netleştikten sonra söylenebilir ama bir yandan abi. Yani daha geçmeden onu söylemek biraz zor olur. Yani zor derken hani daha hiçbir şey yokken ortada. Var. Biz bunu yaparsak bu gelecek demek de biraz saçma olur bana göre. Şöyle bir şey var. Hatırlarsanız küçücük bir açıklama yapıldı. Hani gelenlere teşekkür ediyoruz falan gibi ama orada şöyle bir cümle geçti. Yanlış hatırlamıyorsam biraz da üzerinden konuşalım diye söylüyorum. Yani yanlış hatırlıyorsam şöyle bir şey dendi. Bu burada bugün burada geçse bile zaten sezon sonunda yapılacaktı. Yapılması planlanıyordu bu işlemin gerçekleşmesi. O yüzden zaman var. Tekrar çalışıp tekrar geleceğiz gibi bir cümle geçti. Hatırlarsanız. Böyle bir şey söylendi. Yani hani muhtemelen bunun üzerine çalışılacak daha. Yani ne yapılabilir, ne olabilir, hani şey açısından söylüyorum. Bir kere daha bu toplantı yapılacak muhtemelen. Ama ne zaman olur, nasıl olur, niye, ne olacak hiçbir şey belli değil tabii ki. Evet. Umut Şahin'in sorusunu ben cevaplayayım. Yani sürekli kulübe para bulmalı. Çünkü alınan yöneticilerden herhangi bir garanti, sadece sözlü bir ifade alınıyor. Daha sonrasında paraya geldiğinde kimse bunu yanaşmıyor. Bunu tabii destek verenler var. Yönetimle gelip de işte destek açıklayanlar var. Göreceğiz. İşte Perşembe günü de ertelenmiş bugünkü yönetim kurulu. Ben istifa edeceğini düşünmüyorum. Şu aşamada Niyaz Aktaş'ın devam edeceğini düşünüyorum. Sene sonundaki dediği gibi Mali'nin başka koşullar olur ya da az önce Yılmaz'ın da İlker Çoğan'ın da belirttiği gibi 4'te 3 belki 3'te 2'ye belki de %50'ye inerse başka şeyler konuşulur. Ama sonuçta neyin yapılacağının önden açıklanması çok önemli. Ve belli bir yazılı mütabakat üzerinden açıklanması çok önemli. Mesela şey olabilir mi Ali, yani sonuçta X, Y, Z diye boş bırakırsın şirketin ismini. Yani biz Gençler Birliği'ni böyle koruyacağız diye bir sözleşme yaptık diye sözleşmeyi yayınlarsın. Ya benim sözleşmem bu. Yani X, Y, Z'yi buraya getireceğim. X, Y, Z'ye bunlara uymak zorunda diye bize bir takım teminatlar da verebilir yönetim. Ama galiba böyle bir yani vizyon da yok. Yani böyle bir yaklaşım da yok galiba. 680 kişi gelmiş bence. Valla çok bilmiyorum işte dediğim gibi. Yani bunların hani çok açık oynanmıyor. Yani hani tamam evet böyle bir şirketleşme Gençler Birliği Sportif AŞ'nin, yanlış hatırlamıyorsam isim buydu, kurulması konusunda onay istiyoruz gibi bir bölüm var ama hani dediğim gibi yani aslında şöyle bir şey var işte diyorum ya, yani bu çift taraflı bir şey. Şimdi 4'te 3 dedim ya, zor. Ya bunu hepimiz enfikiriz. 4'te 3 oraya toplamak. Niye zor? Çünkü normal bir toplantıda, normal bir kulübün herhangi bir diyorum ya, çok ekstrem bir durum yoksa çoğu kişinin aslında çok da umurunda olmuyor. Bazıları sevdiği için gidiyor. Bazıları orada olayım diye gidiyor. Bazıları eş dostu göreyim diye gidiyor. Böyle çeşitli sebeplerle gidiyor insanlar toplantılara. Yani bu tarz kongrelere. Şimdi çok ekstrem dediğim gibi bir kavgadır, dövüştür şey anlamında. Yani hani bir başkanlık kavgası. Kavga derken kötü anlamda söylemiyorum. Yarışı evet, diyeyim. Yanlış oldu. Bir başkanlık yarışıdır bilmem nedir. O tarz şeyler varsa insanlar gidiyor. Şimdi şunu diyeceğim. 4'te 3 zaten toplamak zor. İşte burada aslında kulüp şöyle bir şey yapabilir. Bir ihtimal. Senin dediğin gibi ya açık oynayacak ya kapalı oynayacak. Aslında iki seçimi var. Onlar biraz kapalı oynamayı şu an tercih ediyorlar. Benim gördüğüm bu. Senin gördüğün de bu. Yani senin de söylediğin bu.
Bir de bunun açık oynama diye bir şey var. Yani bu şöyle bir şey. İşte biraz önce söylediğim oydu. Vatan millet Sakarya olursa insanları oraya toplarsınız dedim ya. Yani o kulüp şöyle bir şey de yapabilir. Yani biz böyle bir şey yapacağız. Bu kulübün kurtuluşu için tek tercih budur, sebep budur. Biz de şunu yapacağız, bunu yapacağız diye açık oynar. Ve arkasından o gün, işte pazar günü siz de gelin, destek olun falan diye bir aslında kampanya yapar. İşte öyle belki insanlar gelebilir, inandırabilirse insanları. Anlatabiliyor muyum? Yani başka türlü bir şey yok. Yani hani siz oraya hiçbir şey ne olacağı bile belli olmayan bir yere insanları getirmek bu iş. Yani siz işte orada bir kampanya yapacaksınız. Biz buyuz diyeceksiniz. Bunu yapmak istiyoruz diyeceksiniz. İşte Vatan Millet Sakarya modu. İnsanlar da o zaman diyecek ki bir dakika Gençler Birliği için bunu yapmalıyım diyecek. O pazarını harcayacak. Harcayacak diyorum. Çünkü oraya gitmek dediğin şey ailenden uzaklaşıyorsun. Hani basit gibi görünüyor ama bunlar. Bir sürü hikayesi var. Planlarını değiştiriyorsun. Araya onu da sokuşturuyorsun. Gidiyorsun falan filan. Bu hani insanlar için hani ne var canım taraftar tabii ki gelecek diye düşünüyor insanlar ama öyle değil o iş. Böyle yani o yüzden ortaya bir şey konması gerekiyor ki insanlar da ona inanıp gelsinler. Ben öyle düşünüyorum yani. Yani zaten bir de, işte bir de şöyle bir şey var. Oraya ama çok küçük bir şey onu söyleyeyim sadece. Tamam, tutarsızlıklar var. Yönetimde küçük tutarsızlıklar var. Bu tutarsızlıklar hem takıma yansıyor hem de politikalara yansıyor. Bakın Mehmet Orhan diyor ki istifa ederim demedim diyor mesela. Bırakır giderim dedim, demedim mesela. Sen devam et Yılmaz. Şöyle işte bir de işin üyelerin taraftar boyutu var. Şimdi hepsi taraftar mı? Biliyoruz yani bu kulüpte hala. İlk defa gördüğüm çok insan vardı yani. Bilmiyorum ya ben. Yok hala zaten eskiden beri hatta biz bu tüzük çalışmalarında da özellikle naylonların yok olması bir daha da alınmaması gerektiğini ile ilgili epey bir teklifimiz olmuştu ama kabul edilmedi kongrede. Şöyle bir şey var. Yok ben şahit olduğum için söylüyorum. Şimdi naylon üyeler zaten vardı. Hani bu zaten biliniyor yani. Yönetimin de defalarca söylediği hala var diyorlar. Çıkartamıyoruz. Yani atacak bir şeyimiz de yok diyor. Yani ücretini de ödüyor. Hani naylon ama üyeliklerin yerini yani işte kongrede oturuyordum. Arkamdan birisi şey yaptı işte. Niyazi Aktaş dışarı çıkıyordu. O arada bir geçit var oradan. Arkamda yanındakine sordu. Başkan bu mu dedi. Hani şimdi şöyle bir durum var burada. Hani şunu demek istiyorum. 4'te 3 niye zor? Şimdi adam yani üye ama yani umursamamazlık seviyesi yani %0 gibi bir şey yani. Seviye bu. Hani sen şirketleşeceğiz de kulüp yok olacak de mesela. Yani şimdi adamın umurunda olmayabilir yani. Kaç tane üyenin umurunda olur? Şimdi ona da bir bakmak lazım. Hani ya, tabii ki işte. Tamamen yok olduğumuz zaman şey olmazsa yok olacağımızı düşünelim. Hani herhangi bir şey şirketleşim değil de. Tabii. Herhangi bir şey yani. Hani ama gelecek mi? Bence gelmeye. Yani bu kongreyi yapmazsak federasyon bizi kapatacak deseler yani tamamen sadece kongre yapmanız gerekiyor. Şu kadar 300 kişi gelecek size gelmeyebilir yani. O yüzden şey değil. Neydi? Bunun bir şey yok. Bir onu söyleyeyim dedim. Bir de az önce şu yeni sezondan geçecek hükmü zaten ben hatırlıyordum. Şimdi bakayım dedim yasaya. Yasada zaten şey yazıyor. İşte birleşmeler ve mal varlığının devri işlemleri diyor. Spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilir diyor. Yani o ara dönemde yapılacak. Ya şu anda karar alacaklardı. Şirket kurulacaktı ondan sonra işte devir işlemleri sezon bittikten sonra yapılacak. Yani bu sene nasıl başladıysan öyle gidiyor. Yani yeni sezona da biz mesela dernek, yani eski dernek daha doğrusu şey statüsüyle başlarsak böyle gideceğiz yani. Şirket olmadan sadece %100 spor kulübünde kalacaksa haklar öyle devam edeceğiz. Yani o yasal zorunluluk. Ona atıf yaptı büyük ihtimal. Ben de hatırlıyordum çünkü o cümleyi. Yasal bir zorunluluk yani. Evet. Yani bu mesele derim daha önceki performanstan çok bağımsız ilerlemedi. Yani buraya geleceğini zaten tahmin ediyorduk. Yani sonuçta yayın yaparken de bunları söyledik. Ve önümüze bu tabloyu çıkardı. Sanırım transfer sezonu arkadaşlar 2 gün sonra resmi olarak başlıyor. 11 Ocak diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Bugün 9 Ocak. Sonuçta ön protokol yapılan oyuncular var galiba. Şu an resmi olarak transfer edemiyoruz galiba. Hani ön protokol yapıldı geçen. Bu Pendik Spor'dan gelen Almanya doğumlu Suriye asıllı Osman var herhalde. Sağ bek bugün de çıktı maça çıktı. Berber Oğuzhan neydi? Oğuzhan Berber var. Şu anda onaylanan transferler bu ikisi diye biliyorum. Değil mi Yılmaz? Biraz sabahı kapatacağım. Sonra bugünkü maçı konuşacağız. Yani önceki transferle ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir de Halit Yılmaz var. Uğur da gitti. Onu da söyleyelim. Bugün resmen. Yok,
Uğur da gitti. Enes de gitti bu arada. Sadece Uğur değil hani şey. Enes hatta hepimiz için bayağı bir sürpriz oldu. Yani evet, Enes de gitti. Doğru. Bildiğimiz yani Uğur'u tahmin ediyorduk. Şöyle tahmin ediyorduk. Yani süre alamıyordu yeterince. Hani neden alamadığını da burada yayınlarda defalarca konuştuk. Bana göre kendi gitmek isterdi bu koşullar altında. Yani Uğur'un gideceği aslında az çok Oğuzhan'ın gelmesiyle beraber tamamen netlik kazanmıştı. Ya şimdi şöyle bakalım olaya. Şimdi ben yani Uğur eskiden hani maçlarda yorum yaparken konuşuyorduk. Hatta Uğur'un transferinde de konuştuk. Uğur 4-5 sezon önce yani ligin en iyi sahibeklerinden biriydi. Birinci ligin. Yani en iyi zamanlarını yaşıyordu. Yani oldukça iyiydi. Oyuncu özellikler. Sonradan işte bize gelene kadar biraz alt liglerde şey yaptı. Neydi işte birazcık. Hani orada performans kaybı yaşadı ama bize geldiğinde tekrar çok iyi oldu. Hatta kümede kalmamız da bana göre yani en iyi 4-5 oyuncu saydık zaten içinde vardır yani. Bana göre sıralamaya koysam ben 4.'yi koyarım zaten. Yani bizde yeterince performans gösterdi. Bana göre yani şu anda da sağ bek oynasa hiçbir sıkıntı olmazdı ama işte çeşitli sorunlar var dediler. Bilmiyorum. Ya söylentiler var. Gene burada söylentiler, net bir şey söylenmiyor. Yok yok bilmiyoruz yani. Neti kim söyler? Açıklama yapar işte. Yönetimde resmi ya da teknik ekipte resmi birisi. İşte atıyorum söylentilere göre ücretse sıkıntı, ücretle ilgili sıkıntı vardı. Ayrıldık yok. Hani bununla ilgili şeyler söylenebilir. Ama söylenmedi. Muhtemelen ücretle ilgili dedikleri gibi. Ayrıldı. Bana göre yani Oğuzhan şöyle. Oğuzhan sistem oyuncusu. Zaten en iyi zamanda İstanbul Spor'da yaşadı. İstanbul Spor'un da şeyi var. Zaten sistemde yani hiç oyuncuya bağlı kalmıyorlar. Öyle bir durumları var genel olarak. Yani en iyi zamanını orada yaşadı ama ne kadar iyiydi mesela Uğur'la ikisinin performanslarını kıyasladığımız zaman ya Uğur çok daha iyi bir isimdi. Yani ben şöyle ikisini yan yana koyunca bence Oğuzhan'a bile sorsak Oğuzhan bile kendi de kabul edilir. Uğur benden daha iyidir diye. Hani bana göre toplamda hani Uğur gitti, Oğuzhan geldi takımda biz biraz daha kaybettik yani. Biz kaliteden biraz daha ödün verdik. Yani o yüzden aslında Oğuzhan transferini ben transfer olarak görmüyorum. Çünkü şey var. Uğur gitti. Hani biri gitti biri geldi. Sonuçta şey değişen bir şey olmadı. Hani daha kaliteli bir isim gelseydi hani belki şey olabilirdi. Hani daha derdik yani bu da bir transfer tabii için. Öyle bir durum vardı. Şimdi Osman transferine gelelim. Enes gitti. Bu normalde Osman şeydir. 10 numara oyuncudur ama bugünkü maçta da izleyenler görmüştür. Enes gibi oynayacak herhalde şey olarak. Çünkü Kayo'da vardı. Yani biraz daha çift santrofor gibi oynadı. Kayo'da biraz daha ya, Yılmaz onu söyleyelim. Bugün Enzaba sağ bek çıktı. Enzaba, yani... Ama işte şöyle. Enzaba zaten Uğur varken de sağ bek çıktığı da oluyordu. Evet. Yani Oğuzhan olacaktı o. Ama hani Oğuzhan da iyi performans göstermesi yine Enzaba'ya dönebilir. Hani ona da bir şey diyemem ama. Hani ben burada Osman için söylüyorum. Yani bugün bir 8 numara gibi oynadı. Yani Enes'in yerinde oynadı. Şimdi baktığımız zaman Enes mi Osman mı? Şimdi baktığım zaman bana göre gene Enes. Hani orada da şey yok. Hani 10 numara olarak Osman oynasa ki bugün fiziksel olarak bana göre kötü göründü. Hatta yani valla Buğra'dan kötü fiziksel olarak. Ben yani ilk yarının sonunda zaten bir dengesini kaybetti düştü. Yani bana göre yani ne zaman toparlar bilmiyorum. Hani şey yok. Bugün çok umut vermedi açıkçası ilk haftalar için ama daha sonra toparlayabilir mi? Şey yapabilir mi? Çok fazla fiziksel olarak iyi değildi yani. Oyundaki etkinliği de iyi değildi. Hani belki işte ilk zaman sonuçta uzun süre ara verdi futbola. Kadro dışıydı çünkü hatta fezetliydi diyebiliyorum Pendik'le. Hani belki toparlayabilir ama yani kısa vadede anladığım kadarıyla çok bir şey olmayacak. Yani Enes'in yerine daha Osman geldi. Yani burada da bana göre bir kalitede düşüş oldu. Yani baktığım zaman. Buğra iki maçtır yok kadroda. Sakat da değil. O da iki maçtır hazırlık maçlarında yok. Bilmiyorum Buğra'nın durumu nedir. Yani o da bende olmadığı için benim de dikkatimi çekti. Yani şey iki maçtır hatta bu maçta görmeyince önceki maçta var mıydı diye hatırlamadım. Bir bakayım dedim. Şey yok. Neydi? Göremeyince belki ya sakat ya da onda da Enes gibi yani Enes çünkü sürpriz oldu yani bilmiyorum bilen var mıydı aramızda duyan var mıydı ben şahsen hiç tahmin bile etmiyordum. Yani Enes'in gitme ihtimali bana göre sıfırdı. Ama şey neydi? Yani burada da öyle bir şey girerse bilmiyorum ama yani toplamda şu anda bir de Halit var işte Münih Türk Gücü'nden alınan o genç bir oyuncu. Bugün oynadı hatta ikinci yarı 60'ta oyuna girdi. Sol forvet olarak oynadı. Yani genç oyuncu sonuçta hani iyiydi çıkabilir kötü. Ona çok bir şey demiyorum zaten maliyetli değildir. Muhtemelen işte yatırımlık gibidir yani zaten şey yok yani. Dördüncülükten alındığı için çok bir kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Orada bir şekilde referansla gelmiştir. Hani artık kim takip ediyor bilmiyorum ama. Baktığım zaman
transferlere yani giden oyuncu gelen oyuncuya baktığımız zaman ilk yarıdan hiçbir farkımız yok. Yani bana göre toplam kalite hatta eksildi yani iki oyuncu almamıza rağmen. Yani toplam kaliteye baktığımız zaman bilmiyorum bana göre ben hani Oğuzhan ve Osman'ım istersin Uğur ve ben Uğur'a ne isterdim yine onlar kalsaydı bana göre daha iyiydi ama dediğim gibi sorunlarını işte farklı durumlarını bilmiyorum. Yine de şey neydi toplamda biz kaybettik gibi. Şimdi bakalım işte transfer daha devam ediyor sonuçta yani daha başlamadı bile resmi olarak ama ilk başlayacağı için hani şu anda aslında belli olması daha iyi olurdu. Gelenlere bakacağız şu anda yani değişen bir şey yok. Kalitemiz anlamında ilk yarıdakinden bir adım önde değiliz. Hani geride miyiz? O tarafta herkes görür sezonunu ama benim ilk düşüncem biraz geriye bile düştüğümüz yönünde. Bak Alperen Babacan'ı Mustafa Zalcı istiyormuş diyorlar. Mesela ya, aman, Alperen'i verirsek tam tüy dikeceğiz yani. Alperen'i verirsek yani gerçekten bugün maçı izleyenler gördüyse yani Alperen ilk yarı bayağı toparladı. Hatta ikinci yarıdaki yediğimiz bir gol var. Tamamen şey gibi. Yani Himmet'in, sen onu demiştin Yılmaz. Himmet'in Yasin'in yani, hatasını aynısını yaptı. Himmet dedi ama burada başka da hatalar var. O adam çok rahat vuruyor yani. Orada hatta Yasin de Enzama'ya kızıyor. Sen niye gitmiyorsun adama diye falan. Hani pozisyon devamını gördüysen. Aslında orada Yasin de hatalı. Yasin de gidebilirdi yani. Hiç kimse gitmedi. Direkt bıraktılar adamı şut atsın diye. Yani çok rahat yedik. Yani şey sezonun işte ilk yarının son maçı Tuzla maçında yediğimiz gol gibi. Musa'nın alamayışı gibi yani. Orta sahada şey ceza sahamızda yani bu kadar rakip rahat olmamalı yani. Orada vücudunu koyacaksın yani bir şekilde yani şey var ben bir tanımını hatırlıyorum çok eskiden de stoperin tanımı vardı yani şey işte şu işleri yapan adam diye böyle bir tanım yapmışlardı. Şöyle uzunca bir tanım hani ne işleri yapar stoper diye. Ya stoper ceza sahasına top uzaklaştıracaksın yani senin tek görevin bu. Ya, o kadar rahat stoper. Oynamaması lazım. Aynen stoper yani stop edeceksin yani orada durduracaksın. Şey yok işte. Evet. Neydi? Durum iyi değil yani şey olarak. Yani bugünkü maçı Alperen de giderse bizim stoper tamamen kötü. Yani felaket derecede hatta. Tabii. Yani Alperen daha önce dedik hani mesela şimdi onu soracağım. Mesela kanat oyuncusu gelecek deniyor mesela Mali. Şu anda galiba en az ihtiyacımız olan yer kanat galiba. Yani şu anda ligde hani tamam kanatta da rotasyona bir kişi lazım ama onu yabancı mı alırsın? Ya, bilemedim Mali ne diyorsun sen transferlerle ilgili? Vallahi ben de bilemiyorum. yani maçı sonuçta izleyebilir mi? Yani Osman ilk maçıydı ama o da zayıf durdu yani. O da çok sıkıntılıydı. Ben yani izleyemedim iş yoğunluğundan dolayı ne yalan söyleyeyim. Şeyden biraz fazla yoğun bu aralar bizde. Çok bakamadım açıkçası. Arkasından yani şey konusunda kanat konusunda aslında ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani kanat bence de bizde var. Ama bilmiyorum yani hani alınacak kanat kim ya da daha etkili olacağını düşünülüyorsa alınıyordur herhalde diye tahmin ediyorum. Hani iyi niyetli bakınca. Ama bu diğer alınan oyuncularla alakalı açıkçası çok fazla bir bilgim yok. İşte biraz Yılmaz'ın anlattıklarından biraz bilgilenmiş oldum ben de. Umarım doğru çıkar. Yani doğru çıkar derken umarım doğru iyi çıkar yani. İyi çıkarlar. Ama onun dışında bizim hani Enes'in gitmesi biraz hakikaten beni de şaşırtan şeylerden biri. Yani çünkü bizim hani orta sahada en azından biraz hareket getiren oyunculardan biriydi. Yani aslında işte biraz bizim yani transfer şu an en büyük ihtiyacımız olan şey gol yollarında özellikle. Yani gol atmayı ya da gol yaratmak için farklı varyasyonlar deneyecek ya da farklı varyasyonlar kurabileceğimiz oyunculara ihtiyacımız var. Şu an en büyük eksiğimiz o. Çünkü gol atamıyoruz biliyorsunuz. Yani çok zor atamıyoruz. Aynen. Yani o yüzden açıkçası çok bilmiyorum. Şu an gelecek oyuncular da nasıl katkı verecek onu da bilemiyoruz. Yani kağıt üstünde de hani çok öyle acayip o kesin işte bu iyi oldu diyebileceğimiz bir oyuncu da yok. Yani beklediğimiz oyuncular değil anlamında söylüyorum. Yani bizi heyecan yaratacak oyuncular da değil. O yüzden tam bir soru işareti bence. Evet. Yılmaz 11'de seneye de oynayacak kiralık olmayan oyuncumuz var mı? Galiba yok. Yani Yasin'in sözleşmesi Alperen'in yani şimdi bitiyor galiba. Onları yok, bitiyor galiba. Onlar tam bilmiyorum yani. Burada kiralık kim var mesela şu anda ilk 11'de? Enzaba var. Yiğit Efe var. Yani kiralık yani olmayan bizim oyuncumuz. Ensar bizim oyuncumuz. Hatta yani bir ikisi var zaten. Bir de şey Wu kiralık normalde. Çok fazla kiralığımız yok bu sene ya. Yani geçen sene çoktu da. Bu sene kiralık yani soru yanlış anlamadıysam kiralık olmayan oyuncu yani kiralık çok fazla yok aslında.
Evet. Çok yani ama sözleşmesi biten oyuncular var hani seneye. Bitiyor. Aynen aynen. Geçen maçı Kayseri'yle maçı izleyemedik. Ama bu maçı izlemedim de şeye bir gireyim. Şu kenara bir gireyim. Oradan şundan dolayı gireceğim kenara. Evet. Bu maçtaki gibi oynarsak ya Kayode'yi çift forvet gibi oynadı yani Kayode'yi ortaya çekecekse hani tahminimce bence böyle bir şey yapıyordur yani şey olarak oyuncu isteği vardır yani belki Kayode'yi Yatabare ile çiftleyecekse işte Osman'ı 8 numara gibi oynatacaksa büyük ihtimal ama ya bana göre çok eksik arasından bu şey değil yani bu bence öncelikli bir eksik değildi. Vallahi stoper eksiği varken bilmiyorum yani. Hani yani stoper var bana göre Oksa da yeter. İşte Osman ya o durumu çok şey değil yani. Ensar bugün yine 6 numara oynadı. Çok kötüydü. Yani 6 numarada bizim mesela şöyle bugün yine gördük. Aslında Himmet'i falan da geçelim. Yediğimiz gole bak yani izleyenler olmuştur illaki. Yediğimiz golün öncesinde rakip takım Dinamo Bükreş topu kendi sahasına ceza sahasının biraz önünden kaptı. İki pasla ve 3-4 saniyede yani bizim ceza sahamıza geldi. Çok rahat geçiyorlar. Bunu biz neredeyse her yayında her maçta söyledik. Bizim orta sahamız yok diye. Yok yani orada bir sıkı oyuncu yok. Yani biz bunu bilmiyorum hani hiç mi umursamıyoruz ama bana göre böyle bir yani rakip takım mesela yine en son oynadığım Tuzla maçını düşünelim. Tuzla ne kadar rahat geçmişti orta sahamız. İkinci yarıda. Yani bunlar bence önemli eksiklerken şu anda bir kenar oyuncusu bakmak ya tamam yani şöyle ne kadar alternatifin olursa o kadar iyi olabilir. Ona bir şey demem yani saçmalamadığım müddetçe. Çünkü Eyüpspor geçen sene öyle bir şey yapmıştı işte. Sol bek 3 tane isim falan olmak gibi. Yani o zaman kaos çıkartıyorsun. Hani normal şekilde kadroyu zenginleştirmek iyi olur ama bana göre daha öncelikli eksiklerimiz var. Tamamlamamız gereken. Kenar oyuncusundansa bence o daha iyi olurdu. Hani onu bir de şunu düşün Yılmaz. 5 yabancı sınırım var. Hani Hamilton, Kayode, Yatabare, Osman diyorsun zaten hani orada da tıkanıyorsun. Belki birbirine destekleyecek olabilirler. Hamle olarak düşünüyor olabilir. Yani sakatlık oluyor, şey oluyor. Ama acil olan yerler orta saha ve stoper. Yani hatta şu anda bek. Yani gene bek sıkıntımız gene var. Yılmaz bugünkü maç çok değerlendirecekken ikinci yarı çok fazla eşitlik oldu ama yani ilk yarı ki oyunu az önce özetledin. Gene bizim iki stoperin önü çok yumuşak. Yani oraya Ensar bakıyordu. Ensar çıktıktan sonra oraya Thiago baktı. Thiago baktı. İşte, şey girdi. Erdal biraz hareketliydi. Onu gördüm. Erdal fena değildi. Melih bir şeyler ispat etmeye çalışıyor. Sen nasıl buldun ikinci yarı ve ilk yarıyı karşılaştırırsan bugünkü maçı? Ya şöyle. Çok ölçü değil tabii. Yani, aynen yani. Şey değil. Yani aslında yine şöyle mesela ilk yarıya bakarsak rakibin bir tane %100 golünü Yasin tesadüfen topuyla çıkarttı. Hani bizim attığımız golden biraz önce boş kaleye giderken topuna yani tesadüfen durdurdu aslında biraz da şansı vardı ama yani aslında 1-0 onlar öne geçiyordu. Daha sonra bizim gol güzeldi bu arada hani şey olarak. Yok güzeldi. Hamilton, işte Hamilton'un zaten en iyi yaptığı şey bu işte topu alınca alanı görünce dikine çok iyi gitti. Hani oradan şey yaptı. Açıyı yakalayınca dribbling'e başladı. Oradan da iyi ara pas gördü. Yatabari güzel kaçırdı. Yatabari neyse işte. Beklediğimiz vuruşu yaptı yani Yatabari'nin işte bunu her zaman yapabilmesi lazım ki şey olsun. Orada hem baktığımız zaman başka da şeyimiz var mıydı? Aldığım notlara göre başka da zaten pozisyonumuz yok. Yani şey olarak böyle finalde İkinci hata yaptığımız bir tane böyle pozisyonumuz yok. Yok ilk yarıda. İlk yarıda. İkinci yarıda şöyle %100 Melih'in kaçırdığı var. Rakibin stoper hata yaptı. Kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. Erdal'ın güzel bir şutu vardı. Kenardan gitti. Bir de Erdal ceza sahası içinde vuramadı. 3 tane aslında pozisyonumuz var. Kamper Bey'in dediği gibi biraz daha ayağa pasla çıkmaya çalıştık. Yani onu söyleyeyim. Valla şöyle ben onu da not aldım. Bu geriden pasla oyun kurmada çok ciddi sıkıntı yaşadık. Bu Orkun olsun Ertuğrul'da da yaşadık sıkıntıyı. Yani pasla oyun kurma bize göre değil. Yani ben bunu bugünkü şeyde maçta ki öyle Dinamo Bükreş'te ön alan baskısını yapan bir takım da değilmiş. Baktığımız kadarıyla yani hiç verimli yapmadı aslında. Şey yapsaydı biraz daha baskı yapsaydı. Yani paslı oyun tamam. Hani şey de yapabiliriz ama oyun kurma açısından yani ceza sahamızın yakınlarında iyi zarar verir bize. Biz zaten ligin ilk yarısında bunu yapmadık. Hatta şöyle bakalım mesela yediğimiz gollerde de işte topla çıkarken kaptırdığımız top falan olmadı bu sene. Yani ceza sahasında şey yaptım. Hücumda pas kaybından olabilir ama yani o pası biraz daha oyunu kurduktan sonra yani işte orta sahaya yanaştıktan yani stoperden sonraki aşamada biraz daha paslı oyuna dönersek daha iyi olur. İlk başta başlayınca çünkü hatta şöyle de bir şey oldu.
Topu zaten uzun vurmak zorunda kaldık. Başlayamayınca birkaç deneme yaptık. Hı hı. Orkun attı. O aslında orada da kötüydük. Şöyle yani belli bir planımız mı yoktu ya da farklı bir şey mi bilmiyorum ama yani Yatabari ya etkisizdi ya da Yatabari topla gitmedi. Genelde rakipte kal topla. Yani orada da öyle bir sıkıntımız oldu. Yani bu şeyin dengesini iyi kurmak lazım. Bir şey var. Ya çok yazan da olmuştu. Benim de dikkatim çekiyordu işte. Farioli vardı. Şimdi lise gitti. Yani eldeki malzemeye göre sürekli aynı golleri yiyordu şeyde. Yani belki ondan fazla gol yemiştir. Savunmadan pasla oyuna başlarken. Yani eldeki malzeme yapamıyorsa bence uğraşmamak lazım. Benim her zaman şeyim bu. Hı-hı. Hani hı-hı. Dünya buna gidiyor işte güncel modern futbol bu diye. Hı-hı. Bir anlayış senin elindeki malzeme. İşte Taşkın Aksoy da denedi bunu. Her zaman işte geçen sezon çok eleştirmiştik. Hı-hı. Bana göre elindeki malzemeyi kullanmak lazım. Hı-hı. Orada işte o dengeyi kurmak lazım. Bugün hazırlık maçı diye denedik ama bana göre çok da sene içerisinde en azından bunu denemeyiz. Devamında dediğim gibi çok orta sahayı kullanırız. Pas oyunda orta sahayı kullanılır ama başlarken bize zarar verdi. Ben bugün hani çok amiyane bir tabir var. Tabir var arkadaşlar. Hani iyi futbol iyi oyuncuyla oynanır falan. Ben aynen, çok öyle, aynen, da. Yani ya şöyle tamam iyi futbol iyi oyuncuyla oynanır ama sonuçta baktığınızda işte konuştuğumuz şey Kopenhag'ın gruptan çıkması mesela. İşte şöyle, orada da şöyle. Kopenhag'daki mesela olay sistem ama tabii ki iyi oyuncular var Kopenhag'da. Orası doğru. Ya yani mesela şöyle işte, mesela Kopenhag şunu yapmıyor. Ben ön alana iyice basayım. Evet. Rakibi yani rakibi hücuma çıkartmayayım mesela. Onlar ne yapıyor? Hani haddini bilerek derler ya. Bizde zaten böyle olması lazım işte olay. Evet. Ya yani Yunanistan Avrupa şampiyonu oldu. İşte bence en iyi örneklerden bir tanesidir. Oynama yarık oldu. Yani elindeki oyuncu nasıl iyi oynuyorsa öyle oynadılar. Yani aradaki şey bu. Hani demek istediğimiz bu. Yani şimdi bizim malzemeyle işte Taşkın Aksoy yani direkt yani isimde olarak da yani Guardiola'yı taklit etmeye çalışıyor. Olmaz. Ya yani olmaz yani. Guardiola bence bize gelse o da kendi sisteminden vazgeçer. Hani öyle ütopik bir şey düşünsek senaryo. O da böyle oynatmaz yani. Kendi oynattığını burada denemez. Burada diyecek ki siz şişirin diyecek belki. Çünkü bu takımın yapabileceğini görmek lazım. Yani benim orada anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani herkes atıyorum işte topu rakibe vermek bir tercihtir. Ya da senin zorunluluğundur. İşte topu senin kullanman da bir tercihtir. Yani hangisini daha iyi yapıyorsan, hangisi sana daha iyi fayda veriyorsa ama ezbere mantıkla işte topa %60 sahip olur. Bu iyi bir şey değil. Sen sonuca bakıyor. Mourinho topa sahip olmuyor mesela hani. Mourinho'nun takımları kötü mü? Yok. Ama adam böyle daha iyi oynayacağını düşünüyor. Yani bu hangisi sana daha fazla fayda getirecekse onu yapacaksın yani. Burada o yani, konuda ben şeye katılmıyorum yani. Şişirme özetle şey mesela, diyebiliriz şey yani. Özetle şey diyebiliriz yani. Bugünkü maçta biraz izlediğimiz kadarıyla böyle pas aksiyonuna girmeye çalışıyor takım. Ama aynen. Burada da çok büyük tehlikeler var. Çünkü birincilik, hani Dinamo Bükreş tabii ki antrenman maçıydı. Bir yandan hazırlık maçıydı. Hani birincilik şartlarında hani biz de ama şunu eleştirmiştik hatırlayın. Burada şey dememiz lazım. Hiç pas yapmıyoruz. Hani sonuçta bununla ilgili çalışmaları lazım zaten. Mali hem sana burada soruyu soracağım hem de Ümraniye maçına yavaş yavaş geçelim. Süremiz bir saate yaklaşacak birazdan. Ne dersin Mali? Orada sana soracaktım zaten. İyi topçular, iyi oyun, eşittir iyi oyun. Ne evet, dersin? Evet. Yılmaz daha önce bahsetmişti ya işte Ersun Yanal'ın aldığı kadro bir sene önce küme düşmeye ya da işte küme düşmeye oynayan oyunculardan oluşmuştu mesela. Daha önce Yılmaz örneği vermişti. Ne diyorsun Mali? Yani hoca önemli tabii ki. Ya kesinlikle oyuncu çok önemli ama işte oyuncu ya tabii ki hani şöyle bir şey tabii yok yani hani dünyanın şu an en iyi 11'ini yani en iyi 11'i olacağını düşüneceğiniz oyuncuları toplayıp getirip eğer takım olamazsanız o da olmuyor yani bir yandan böyle bir şey var yani aslında biraz bence takım olmak takım olabilmek yani herkesin birbirine destek atması işte birbirine eksiklerini kapatması falan filan gibi yani ciddi anlamda takım olmakla alakalı. Bence futbolun şeyi bu. Esprisi bu. Yani takım oyunlarının çeypisi de böyledir aslında ama mesela futbolda biz bunu görmek istiyoruz ve yani bunu gördüğünüz zaman zaten bir şeyler oluyor. İşte bunun sayısız örneği var. İşte 2002-2004 dönemi böyle bir şey. Yani kaç kişi dairede o takım böyle şeyler yapacak falan filan. Aynı mantık. Bir sürü hikaye var yani bu konuda. Şimdi şunu diyeceğim. Bizim en büyük sıkıntımız bu sezonki en büyük sıkıntımız bence takım olamamak. Takım olamıyoruz. Yani şimdi takım olamadığınız zaman takımı kurtaracak en önemli şey bireysel oyunculardır. Yani siz mesela çok kötüsünüzdür. Yani iki top yapamazsınız.
Ama öyle bir oyuncunuz vardır ki gelir geriden topu alır. Verkaç'a girer. Takım belki yani tüm takım ilk kez doğru bir şey yapar. Yani bir düzgün Verkaç yapılır ve o topu alıp getiren ve pas veren oyuncu gider gol atar 1-0 maçı kazanırsınız. Ve rezil bir maçtır ama 3 puan alırsınız. Hani tabii ki. Futbol öyle bir şey. Yani iki şey var. Ya takım olacaksınız, tıkır tıkır oynayacaksınız. Ya da hani şeylerden bahsetmiyoruz tabii. İyi takımsınızdır da bir türlü gol atamazsınız. O gün denk gelmez bilmem ne. Onlar aynı şeyler. Ya da bireysel oyunculuk. Oyuncuların esprileridir. Yani biri çıkar, tıkır tıkır yapar geçer. Yani o golü atar ve takıma kazandırır. Bizim bu yılki en büyük sıkıntımız dediğim gibi takım olamıyor olmamız. Şimdi takım olamıyor olmamızın sebebi elimizdeki futbolcular kötü mü? Yani tamamen uyumsuz, hiçbir şekilde bir şey bilmeyen falan filan oyuncular mı? İki soru geliyor yani. Biri bu. İkincisi de şöyle bir şey var. Bizim şu an teknik ekibin uydurmaya çalıştığı, yani koymaya çalıştığı, uygulamaya çalıştığı sistem bu oyunculara uymuyor mu? İki tane soru var. Yani ya bu olacak ya bu olacak. Ya başka da bir bunun aslında bir çözümü yok. Şimdi şey yok. Yani üçüncü bir şey var mı? Bir hatırlayamıyorum. Yani şey yapamıyorum. Şu an aklıma gelmiyor. Şimdi böyle olunca bence bizim futbolculara baktığımız zaman, tek tek baktığımız zaman bir şeyler olabilecek bir takım var ortada. Öyle görünüyor. Yani şey demiyorum tabii. Muhteşem yani tek şeyde bitiririz. Bütün maçları alırız falan diyeceğimiz bir kadromuz yok. Bu kesin. Ama bir yandan da baktığımız zaman o kadar kötü bir kadromuz da yok. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Yani şu an ne de biz işte sen puan cetvelini tam zamanında açtın. 17 maç yaptık. Evet. Şimdi elimizdeki oyuncularla 17 maç yaptık. Ama bu 17 maçta şu maçta çok iyiydik dediğimiz toplasanız hani 3 maçtan fazla herhalde sayamayız. 2 ya da 3 maç. Evet. Ha, çok iyiyiz dediğimiz yani o maçta gerçekten hak ettik, kazandık falan filan diyeceğimiz maç yok. Şimdi bu da şu demek oluyor işte. Yani biz takım olamıyoruz. Takım olamıyoruz çünkü yanlış şeyler uygulanıyor. Yani işte bunu çok konuştuk. Yani hani dışarıdan bakarak söylüyoruz tabii biz bunu. Tabii tabii. İçeride ekstra bir şeyler varsa tabii ki bilemeyiz ama mesela oyuncu ısrarlarıdır. Farklı versiyonları denenmiyor olmasıdır. Yani oyuncunun yerine bu, bunun yerine bu falan gibi farklı farklı şeyler denemiyor olmasıdır. Bir de mantalitedir. Yani Sinan Hoca'dan benim anladığım şey şu. 17 maçı düşünerek söylüyorum. Kazanan bir takım değil de kaybetmeyen bir takım görüntüsü veriyor. Yani biz bunu görmüyoruz. Çünkü hani hatırlarsanız Sinan Kuloğlu kalsın mı gitsin mi falan diye böyle bir konuştuğumuz bir yayında şey muhabbeti yapmıştık. Yani bir yandan da kaybetmiyoruz ama demiştik. Kaybetmiyoruz. O yüzden hani yani gitmesin falan demiştik. Hani gitmesi saçma olur. Hani benim görüşüm buydu. Ama bir yandan da haftalar ilerledikçe şunu fark etmeye başlıyorum. Ya da görüyorum ya da öyle anlıyorum. Bizim takımımız kazanmaktan çok kaybetmemek üzerine kurulu bir takım. Şimdi böyle bir kafayla da ilk 3 daha doğrusu ilk 2 hatta 3 diyelim. 3 çünkü bir yandan da finalin ayağı oluna giriyor. Finale direkt gidiyor. İlk 3 oynamak çok zor. Çünkü şey gördük yani cebimizde 3 maç 4 maç cebimizden yedik ve şu an şeyin dışındayız. Playoff'un dışındayız. Çok basit. Ve ikinci yarı daha güzel olacak. Oradan şeye bağlayalım Ali, Ümraniye'ye bağlayalım. Bak şimdi Ümraniye için hedef maç bu. Yani ben Ümraniye'ye şimdi Ümraniye'ye bağlayacağız. 22 puanda. Hatta geçen yayında Yılmaz bitirmişti öyle. 22 Ümraniye yendiğinde 25, 27. Yani bu maç Ümraniye maçı bir yandan da ona girelim Ali. Ümraniye ile hedef maçı. İşte ben de onu tam oraya getirecektim işte. Tamam. Yani Ümraniye maçı da tam bizim şu an bir hedef maçımız. Niye? Çünkü Ümraniye'nin gidişatına bakarsak son 6 maçta hatta 7 maç diyelim. Son 7 maçta sadece bir kere yenilmişler. Bunlar sezona yani bunlar değil mi? Ümraniye Spor sezona 2, 4, 6 ilk 7 maçlarında sadece 2 beraberlik alıp 5 mağlubiyet almış takım. Yani başladılar. Ama daha sonra acayip toparlandılar. Şu an bizden falan daha hızlı bir şekilde hedefe doğru ilerliyorlar. Tırnak içinde söylüyorum hedefi. Yani hedefleri playoff mudur ya da başka bir şey midir bilmiyorum ama şu an baktığımız zaman son 7 maçta 2 beraberlik, 4 galibiyet ve sadece 1 beraberlik almışlar. Bizim tarafımıza bakarsak bizim mesela son 6 maça bakarsak 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetimiz var. Yani kısacası bayağı hedefe giden ve daha iyi, bizden daha iyi görünen ritim tutturmuş bir Ümraniye Spor var. Onun için peki, bu maç bizim çok hedef maçımız olacak.
Tabii, bence çok önemli maç. Birazdan şey hocayı konuşuruz Mali. Ünvaniye ile aramızdaki istatistiklere bakalım. Yani onları şöyle Ünvaniye 19-60-21 yemiş. Biz 19-60'da 19 yemişiz. Ve tipik bir beraberlik maçı gibi şimdiden duruyor. Bakalım. Yani birazdan o yorumumu yapayım ben ama rakamları tamam. Söyleyeyim size. Önce bir rakamları alalım. Evet, 5 maçımız var yani sadece. Çok az. Onlar da zaten işte son yıllar. Yani bir 2018-2019 sezonunda 2 maç var. Ondan sonra işte geçen yıl 2021-22 sonra da 23-24'te var. Bu maçlar içerisinde 5 maçtan 3'ünü biz kazanmışız. 2'sini onlar kazanmış. Hem içeride hem dışarıda attığımız yediğimiz goller aynı. İçeride 9'a 9 şu an. İçeride diyorum. Totalde 9'a 9. Deplasmanda oynayacağımız için deplasmanda bir galibiyetimiz var. Onların bir galibiyeti var. 1-1 eşitlik var. Şeylerde de gollerde de 3-3 gibi bir eşitlik var. Yani aslında bayağı kafa kafaya bir rekabetimiz var. Dediğim gibi yani yeni rakiplerimizden biri Ümraniyespor. Çok az ama burada şöyle bir ayrıntısı var. İstatistik kafasıyla bakarsak iki takımın da 9'ar golü var. Bu şu demek oluyor. Herhangi bir takımın attığı gol tarih sayfasına hani onlar önemlidir çünkü 10. gol olarak geçecek. 10. golü kim atacak gibisinden hani iki takım arasında bir rekabetten diyorum. Öyle her bir şey kafa kafaya gibi diyor Malide. Aynen. Yılmaz, ben en son Giresun maçlarını izledim. Teşekkürler Mali. Bir baktığımda böyle değildi tam yerleşimleri de. Yani Emre Demir bayağı o maç beceriksizdi. Orada sıkıntı yaşadılar. Ama Mustafa Gürsel geldikten sonra Übeyt Adıyaman'ı ısrarla oynatıyor. Yani diğer kaleci yerine. Birazdan konuşacağız. Popov zaten bizim gittiğimiz ilk Keçiören'deki maçta da vardı galiba. Ayman Boğali biraz tehlikeli bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Onu biliyorum. Önce bir Ümraniye maçını sen izleyebildin mi Yılmaz? Geçen devre arasından önce. Ya da Ümraniye'yi izlemişsindir arada. Yo, izledim de. Bu maçı izledim. Hatırlamıyorum da. Ümraniye'yi yani şöyle aslında Tuzla Spor'da da aynısını söylemiştim. Ümraniye'de de söyleyeyim. Yani her izlediğimiz maçta biraz daha hani nasıl diyeyim oturmuşluk vardı. Şimdi transfer de yapmadılar. Onu da söyleyeyim. Şöyle hani izleyenlerin aklında olsun diye mesela biz de ilk Keçiören'de maç yaptıklarından bugüne çok şey değişti. Hem kadro olarak hem oyun anlayışı. Yani o Ümraniye bu Ümraniye değil yani aynı takım değil. Gerçekten yani %50'den fazla fark etmiştir şey olarak yani her şeyiyle. Kürsel etkisi de var tabii ki. Aynen. Şimdi zaten transferler bizim orada olmamıştı. Daha sonra olmaya başlamıştı. Bir de işte hoca değişikliği Mustafa Gürsel geldi. İşte ben de az önce baktım. Son 10 maçta 2 mağlubiyet var. 6 galibiyet olması lazım. Yani çok ciddi bir şey. Yani hani performans açısından baktığımız zaman sürece bizimkiyle yani bizden çok daha iyi geliyorlar. Yani son maçlarında. Ya bizde performans kaybı oldu yani bunu. Gerçi şöyle performans kaybı değil demeyelim de skor kaybı. Çünkü bence oyun olarak çok değişmedik. Yani ilk maçlarımıza son maçlarımıza doğru yani çok fazla değişiklik yok. Ama skor olarak rakipler daha böyle hazır olunca bize karşı sıkıntı yaşadılar. Şimdi 3 haftalık bir ara verildi. Ümraniyespor kaldığı yerden transfersiz devam edecek. Ya yani bana göre Ümraniyespor yani playoff'u zorlar mı bilmiyorum. Yani zorlayabilir. Yani böyle tam olarak şey oyuncuları yok. Hani böyle skoru belirleyecek net ya bir şekilde iddialı olacak bir kadroları yok ama hani işte çok da şey değil yani bana göre geliş süreçleri de şey. Hani mesela bizim gibi takımlarda işte Çorum belki şey yapabilir. Biraz düşüş yaşayabilir. Oradan fırsat bulup yani mesela bizi yenerlerse zaten çok fazla şeyleri kalmayacak. Hani doğrudan iddialı olacaklar. Yani bizim için zor maç olacak. Ben öyle söyleyeyim. Ben hiç bu maçta şeyim yok yani. Şimdi bizim kadroda da dediğim gibi hiçbir değişiklik yok. Biz de zaten kötü geliyorduk yani buraya kadar. Hani 5 gün var. Bugün salı. İşte maça 5 gün var. Hani hazır bir oyuncu alırsak belki hani birkaç takviye yani üst üste gelirse tam resmi şeyden önce. Yani olabilir. Çünkü bu şey değil. Yaz dönemi gibi değil. Yani bu zaten her oyuncu büyük ihtimal kampını görüyor. Yani bir takımdan alırsa boşta olan oyuncu değil de. Onlar da kamptan geleceği için şey olmayabilir. Neydi? Adaptasyon sıkıntısı olmayabilir. Belki biraz daha şey yapabiliriz. Hamle olarak en azından. Ama şu andaki performanslara baktığımız zaman yani bir adım önde olan Ümraniye gibi duruyor. Biz işte Tuzla'ya da zaten hani ilk yarıda belki iyi oynadık ama hani Tuzla'ya karşı ikinci yarı dökülmüştük. İşte o hamle yapamakta zorlanmıştık. Bizim bu gelişim açısından baktığımız zaman Ümraniye maçında biraz daha işimiz zor gibi.
Bu arada şimdi az önce Buğra'dan konuştuk. Buğra da hazırlık maçlarının ikisinde yoktu. Şimdi dikkatimi çekti. Bir isim daha vardı. Bizde o nerede diye baktım. O da yok. Oltan da yok. İki maçta o da evet. Yok. Belki o da bilmiyorum nerelerdedir ama o da mı sakat ya da farklı bir şeyim var. Yani bizde şöyle bir şey olabilir. Mesela bence Buğra giderse çok ciddi bir güç kaybı daha yaşarız. Kimi alırsak alalım. Çünkü Buğra da dursun şeyde alternatif olarak. Hı hı. Hani gider mi bu arada? Tamamen biz iki maçta olmamasından söylüyoruz. Yani belki de hiç alakası yok. Sakattır. Oltan da yok iki maçta. Onda da farklı bir sebep olabilir. Yani öyle bir şeyler de var. Yani bizimle iki takımın arasında ondan zaten hiç transfer olmadı. Bildiğim kadarıyla gönderdiği oyuncu da olmadı. Onlar çizgisi yüksek bir şekilde geliyor. Biz biraz daha çizgimizi azaltarak gideceğiz deplasmana. Yani bu maçın yani bence arkadaşlar yani ikinize de aynı soruyu soracağım. Yani Tuzla maçından farkı şimdi Ümraniye'nin bu maçta beraberlik Ümraniye'ye yaramıyor. Bir kere rakibini yakalaması için yenmesi ve açık oynaması gerekiyor. Şimdi zaten topu Sinan Hoca karşıya vermeyi seviyor. Yani bizim ilk 6-7-8 haftadaki oyunumuz neydi? Genelde rakibi karşılayıp geçiş hücum yapıp çok fazla zaten Hamilton işte o zaman yoktu gerçi de. Hamilton vardı. Sonra ikinci yarı girmişti galiba. Şey maçında da, Bodrum maçında da. Evet, Bodrum maçında girmişti. Hani bir şekilde himmetle falan çıkıp işte hatırlayın İmraniye maçını. İki bekin golleriyle yemiştik sanırım. Öyle hatırlıyorum. Evet, Yasin'le uğraşmıştı. Tabii orada şimdi bu maçta nasıl bir 11 çıkacak? Dediği gibi Yılmaz'ın hazır oyuncular olacak mı, olmayacak mı? Ama mesela Osman bence ilk 11 çıkamaz. Hani şu durumuyla. Bence hazır değil. Yedekten belki girer. Buğra iki maçtır yok. Ne olacak, ne bitecek? İşte Musa yedekten girdi bugün. Şimdi üçlü defans mı çıkar hoca? İşte yeni gelen Oğuzhan Berber burada dörtlü defans mı çıkar? Hani onu bilmiyoruz şu anda. Burada tabii birçok bilinmez de var ama ben burada Ümraniyespor'un kazanmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Katılıyor musunuz? Yani Ümraniyespor bu maçı kazanmak zorunda. Beraberlik ya arada 5 puan var. Eğer taktik yapacaklarsa mantıken ya da amaçları yukarılarsa mantıken 5 puan farkı da kapatmak için şu an en hızlı ya da en rahat yakalayabilecekleri biz olduğumuz için elbette ki bunu isteyecekler. Bir de şöyle bir şey var. İlk yarıda biz yendik. Yani hani olası bir ikili averaj muhabbeti için de kazanmaları gerekiyor. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Gençler Birliği'nin şu anki durumuna bakarsak, hani dışarıdan bakan bir insan olarak bakarsak, Ümraniye için Gençler Birliği kazanılacak bir rakip bu arada. Öyle de bir şey var. Tabii. Maç yani. Tabii. Hani bütün şeyleri alt alta koyduğunuz zaman Ümraniye bence bu maçta bayağı iştahlı olacak. İşin özeti bu yani. Senin dediğin çok doğru o yüzden. Bence de öyle yani. Evet. Yılmaz sen ne diyorsun? Ya şöyle, Mustafa Gürsel çok değişik bir teknik direktör. Yani öyle takımlarında çok böyle şey yok. Böyle nasıl diyeyim? Bandırmayla final oynadı mesela, playoff finali. Böyle bir baskın oyunları yoktu onların. Biraz daha yani nasıl diyeyim? Yani duran ama hani ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü vardı. Yani sağ yerleşimleri iyi, oyun anlayışları belli. Takıma uygun aslında şey yapıyor. Böyle işte mesela bir Eyüpspor gibi olmuyor veya işte mesela Göztepe'nin son hali gibi şey değil böyle. Aslında bir baskı bandırma işte playoff finali oynuyor dediğim gibi. Hani öyle şey yoktu baktığımız zaman. Hani, ya ne oynuyor ya bu takımda falan gibi. Hiçbir şey demiyordun ama kötü de değildi. Savunma anlamında da kötü değiller. Yani öyle şey de değiller. Hücumda da hatta bizde olan maçları hatırlayalım. Biz de mesela çok iyi bir durumda değildik o sezon. İşte küme düşmemiz bile son iki hafta, son hafta hatta netleşmişti. Ona rağmen mesela bizde olan maçlarında da çok şeyleri yoktu. Biz bandırmaya da deplasmanda ya yendik ya beraber kalmıştık, öyle hatırlıyorum. Hani çok şey değil böyle direkt kazanacak gibi çıkacaklarını zannetmiyorum ama işte belli bir sistemden o şeyi yakalayabilirler yine. Çünkü izlediğim maçlarda da öyle. Yani tempo falan şeyleri yok, böyle yükselteyim mutlaka bir şeyler yapayım gibi bir durumda değiller. Sadece yani kazanıyorlar bir şekilde. Yani doğru oynuyorlar. Sistemleri iyi. Yani o takımın ölçüsüne işte az önce bahsettiğim kadro kalitesi çok fazla yok çünkü. Yani bu takıma göre bence bayağı iyi işler yapıyor yani Mustafa Gürsel. Yani yaratıcı oyuncular Yılmaz, Ayman Boali ile Emre Demir hani. Emre de çok da aynen olmuyor yani. Bazen yedekli kalıyor zaten. Evet. Ama yani bu takıma göre iyi. Yani mesela playoff finaline çıktı Bandırma takımı. Birkaç oyuncusu çok iyiydi orada. Hani işte hatta işte Kenny Gere bu lige dönecekmiş herhalde, keşke biz alsak. Alabilsek daha doğrusu. Hani mesela öyle fark yaratan, gerçi o oyuncuyu da sonuçta o zamana kadar kimse tanımıyordu. Kendileri buldu getirdi. Belki de hani öyle şeyleri de vardı.
Yani bir şekilde yani orada iyi bir takım oluşturmuşlardı. Bence bu takım da ona doğru gidiyor. Yani Mustafa Gürsel şey yani neydi? O konuda iyi ama ben yani mutlaka bize karşı çok yani son dakika işte 0-0 giderken tüm riskleri alacak gibi bir şey ben çok düşünmüyorum. Yani öyle bir anlayış görmedim. Daha kontrollü oynar. Kontrollü oynar. Yani. Ben her maçını kontrollü yürüyorum. Hiç öyle şimdi panik de yapmıyor mesela. Hiç öyle takımlarına şey de yapmıyor. Kendisi de öyle. 2-0 olsa bile normal bir şekilde devam ediyor. Oyun anlayışını korumaya. Ben o yüzden şey neydi? Çok fazla şey yapmıyorum ama dengede geçen maçta ben bir tık onları daha önde görüyorum. İşte çizgiden dolayı da performansları son izlediğim maçlarda onların daha iyiydi. Yani biz de kıyasla. Gerçi bir ara girdi Yılmaz. Ara nasıl etkiler bilmiyorum. Tabii işte o etkileyebilir belki de. Bu arada bir de şey diyeyim. İzleyenler olmuştuk. Ben izledim. Daha sonradan izledim ama. Bu TRT Spor bir program yapmıştı. Sinan Kaloğlu da katılmıştı. Yani evet, orada, evet. Orada işte hedefleri sordular. Yani ben orada şaşırdım açıkçası ama yani umarım düşünülen bir şey vardır. Yani çünkü bu kadro çok mutlu vermiyor ama ya işte ilk 3, 4'te olmak istiyoruz yani. İlk 3'ü ciddi şekilde zorlayacağız gibi bir şey demişti. Umarım olur yani bilmiyorum ama o transferler falan plandadır diye belki yani şey dedim. Bir de sürprizler falan yapılabilir mi? Açıkçası o yoruma dayalı olarak öyle bir şey yaptım. Çünkü mesela aynı programda İsmet Taşdemir vardı. İşte playoff'ta kalmak istiyoruz gibi dedi mesela çok. Daha şey bir hedef. Bilmiyorum yani. Biz direkt ilk 3-4 dedik. Bir hedefi de yüksek koyduk. Hani bir açıklamadık sonuçta. Hani böyle bir hedef varsa yani Sinan Kaloğlu'nun kendisinde de olabilir ama sonuçta takım elinde olduğu için hani umarım bir transferler falan bekliyoruz. Ben de biraz açıkçası o da şey yapıyor. Çünkü şu anda hiç transfer yapmadık yani. İki tane gitti oyuncu, iki tane geldi. Kalitede bana göre azaldı. Şu anda ilk yarıdan daha kötü bir haldeyiz. Skor tahminini alalım izleyenlerinde. Sizlerin alacağım. İlmaz, yani bir kadro tahminin var mı? Ben şu anda hani üçlü savunma bekliyorum açıkçası ben Sinan Kaloğlu'ndan. Onu söyleyeyim. Ya bugün dörtlü oynadı. Bence Kayser Salahatoy maçında da onu izlemedik. Hiçbir fikrimiz de yok ama bana göre oradaki oyuncular da dörtlüye yakındı. Bu maç hatta ben üçlü bekliyordum. Bu maç dörtlü çıktı. Bu maç dörtlüyse bence o maç daha da şeydi. Dörtlü. Ben bana göre dörtlüye döneceğiz gibi. Hani öyle bir şey aldım açıkçası. İzlenim peki, aldım. Peki dörtlü kadrosu yapar mısın sen? Hani sen yapsan. Ya ben yapsam şöyle. Beni savunmada şey soru işareti oldu. İki maçları da Musa ilk 11'de şey değil. Neydi? İlk Kayserispor maçında sonradan mı girmiş? Tam hatırlamıyorum. Ya oyundan alınmıştı erkenden. Öyle bir tereddüt var. Bu maçta da zaten sonradan girdi. Acaba Musa'da bir şey olabilir mi? Bir tereddütü var mıdır bilmiyorum ama ya benim tahminim Orkun, Oğuzhan, Alperen, işte Musa'da bir sıkıntı yoksa, Musa fiziksel olarak bence hala aynı şey ama Musa olabilir. Yasin sol bekte. Yani muhtemelen yine Ensar'la başlar ki bugün de zaten ilk 11'de başladı. İşte şu anda Buğra'nın durumu tamamen belirsiz. Orada işte Osman olabilir. İlk 11'de çünkü farklı adayımız kalmadı. Ya Akaböz olacak ki o da hani ne kadar düşünülüyor onu bilmiyorum. Enes gitti. Buğra'nın durumu belirsizse mecburen Osman'a dönebilir. Bugünkü gibi yapıp yine Kayode'ya tabağı yapabilir çiftleyip. İşte mecburen zaten Hamilton'u kesilmeyecek ama öteki tarafta herhangi bir kenar gelmezse şu aralar hani gelse de belki bilmiyorum ama işte yine Himmet'e dönebilir gibi. Bana göre aslında bugünkü çıkarttığı 11 biraz daha şeye yakındı. Lig 11'ine yakın zaten hani oyuncu tercihlerde. Bir işte orada Yiğit Efe vardı. Orada çünkü şeyden dolayı Enzaba'yı sağ beke almıştı. Belki işte Musa'da sıkıntı varsa Enzaba Alperen de yapabilir orayı. Stoper'i. Ama bugünkü ilk 11'in ben ligde de yani burada en az 8 oyuncu 9 oyuncu hatta ligde de ilk 11'de oynayacak gibi geliyor. Umarım Buğra'da bir sıkıntı yoktu. Buğra oynar. Hani en azından ben Osman yerine onu tercih ederim. Şey olarak. Bu kadro. Tabii tabii. En azından takımı biliyor. Hani o anlamda da şey. Mali senin duyguların ne? Maçla ilgili. Ya zor maç olacak. Aslında hemfikiriz. Yani sonuçta yükselen bir takım var karşıda. Tabii moralli gelecekler. Ha, bu demek değil ki tabii her zaman söylüyorum. Yani futbolda hiçbir zaman şöyle bir şey yok. Yani kağıt üstünde favori olan ya da iyi giden her zaman kazanacak diye bir şey hiçbir zaman yok. Yani siz daha iyi bir konsantrasyonla çıkarsınız. Daha fazla arzulayan, o maçı almak isteyen bir takımla çıkarsınız sahaya. Karşınızdaki bütün takımları da yenebilirsiniz. O yüzden hani çok enseyi karartmaya gerek yok. Sonuç olarak ikinci yarı yeni başlıyor. Ve önümüzde de 17 maç var. Onun için bakalım yani inşallah alırız diyelim. 1-0 takım istiyor, çıkarsa alırız. Yani maç için yani
aslında şöyle, Ümraniye benim bildiğim yani bir maç şeylerinde Ümraniye'nin golleri oluyor. Yani hem atıyor hem yiyor gibi genel olarak. Bizim maçlar daha kısır geçiyor. O yüzden hani bence biz atıp yedebiliriz. Yani 2-1 alırız gibi geliyor bana. Hem atarız hem yeriz ama 2-1 alırız diyorum. Gol olsun. Benim şöyle yani ben Ümraniye'yi bir tık daha önde görüyorum. Ben de 2-1 mesela Ümraniye derdim bir skor olsa. Hayda. Çok şey. Takıma güvenmedim. Takıma güvenmiyorum şu anda. Ya transferler işte diyorum ya belki 5 gün var. Belki orada da umut. Yani şey değil şu andaki kadro çok bana umut vermiyor açıkçası. Yalan söyleyeyim. Yani hücum iyi taraf ama savunma tarafında şu anda çok şey durumdayız. Yani orta saha savunmamız arkadaşlar yani şu an çok kırılgan. İşte Buğra ile Osman yan yana oynar mı? Zannetmiyorum yani öyle bir şey. Ben zannetmiyorum. Orada muhtemelen ya Ensar oynayacak ya Thiago oynayacak. Ki bence ikisi de oynamasın şey olarak yani 6 numarada özellikle. Yani oraya bir tane oyuncu alsak daha iyi olur ama. Evet. Hem mesela Musa'yı çeker miyiz orta sahaya? Ya Musa diyorum evet. Bugünkü maçta izleyen olmuştur. Yani fiziksel olarak niye iyileşmiyor? Çok bana çok şey evet, geliyor. Evet. Ya yine bugün sanki aynı ilk yarıdaki görüntüsünü koruyor gibiydi. Haftaya hani, arkadaşlar şeyle başlıyor. Haftaya oynayacağımız Sakaryaspor'la başlıyor. Sakaryaspor Göztepe maçıyla başlıyor ki bu sıkı bir maç olur. Bayağı iyi bir maç olur. Haftaya da çünkü Sakarya rakibimiz Ankara'ya gelecek ayın 21'inde. Onu izlemek açısından da güzel maç. Kalite olarak da ligin standartlarının üzerinde olacaktır. Çok iyi Bandırma Erzurum yani Bandırma şaşırtıyor. İşte bakalım Hüseyin Eroğlu'yla yeni bir çıkış yapacak mı göreceğiz. Bodrum Giresun'da başlıyor ki büyük ihtimalle alacaktır. Adana Bolu ilginç. Yani ilk maçta Adana yenmişti mesela. Eyüp Keçiören Gücü o kadar ama Eyüp Spor'un mesela Sivas Spor'dan Samu sayısı alacağı söyleniyor. İnanılmaz. Yani üst ligde bile çok fark eden bir oyuncu. Yani Eyüp Spor ağır basıyor ama Keçiören Gücü'nün de direnci var. Manisa Kocaeli ilginç olacak. Yani şimdi Manisa'nın Mustafa Dalcı ile başlayacak bu arada. Çorum Tuzla İlk maçın rövanşını Tuzla alır gibi duruyor. Onu da söyleyelim buradan. Çorum'a. Tuzla çünkü fena gitmiyordu en sonunda izledik. Bizim maç zaten konuştuk. Pajada ilk Urfa Spor maçına Altay maçıyla çıkacak. Bu da enteresan olacak tabii haftanın. Enteresan. Var mı arkadaşlar haftanın maçlarıyla ilgili görüşleriniz? Altay 2-2 yaptı galiba değil mi? Son iki maçı aldılar. Hiç kimse beklemiyor. Evet. O yüzden daha sonra da ama Paşa Şanlıurfa Spor'da çıkacak yani forvet olarak. Onu diyorum. Daha da ilginç olabilir o yüzden. Yani hani Altay'ın hiçbir hedefi yok. Ya hedef derken yani son iki kaybedip gelmesiyle şu an 2'de 2 yapıp arkasından da en iyi oyuncuları diyelim hani ya da en golcü diyelim oyuncularını rakibe vermişken bir ilginç olacak yani ilginç bir insan olay. Yusuf Şimşek biraz toparladı mı İmaz orayı? Yani Yusuf Şimşek ya toparladı yani. Ama şey ya onlara evet, durumu gerçekten evet. Zor yani hani şey var. Evet. İşte 1-2 galibiyetle ödemesi var. Şimdi mesela Urfa da potadaydı. Urfa büyük ihtimal kendini kurtaracak. Muhtemelen Adana Spor sessiz kaldı. Adana Spor sanki kümeye doğru gidiyor gibi şeyde. Neydi? Aşamada. Ya ben mesela bu hafta şey maçı çok iyi olabilir. Sakarya Göztepe maçı. Ya şu anda işte şeye baktığımız zaman ligdeki transferler olsun. Mesela transferlerde gerçi netleşti mi netleşmedi mi bilmiyorum ama hareketler vardı. Evet. Sakarya, Göztepe ve Kocaeli iyi hamleler yapıyor. Hani şey olarak o ikincilik için Eyüp biraz fark açtığı için yani Eyüp'ün zaten transferi de ihtiyaç yok. Yani ikincilik yarışı özellikle çok kızıştı. Tabii ikincilik olunca üçüncülük, dördüncülük de doğal olarak biraz zorlaşacak gibi. Yani o ikinci olamayan yani dördüncü olacak mesela hani şey olarak. Tabii. Yani orada işte Sakarya, Göztepe şu anda ikinciliğin büyük adayları konumuna geçiyorlar. Yaptıkları şeylerle. Zaten iyi gidiyorlardı. Sakarya da iyi gidiyordu Göztepe'de. Bu maç güzel olur. Yani diğer maçlar biraz daha şey. Evet. Yani belki burada benim merak ettiğim işte şey var. İşte Manisa'da bir şey değiştirdi. Hatta birkaç transfer de yaptılar bu arada. Hani mesela Kocaeli. John Murray aldılar bizden. Çok yani John Murray aldılar. Yok başka oyuncu şey de aldılar. Alberki falan da aldı. Yani Süper Lig'den oyuncu aldılar şu anda. Yani Kocaeli de sonuçta ikinciliğin adayı. O Manisa'da playoff'a girmeyi tekrar zor. Çünkü yatırım yapıyor Manisa. Hani şey yapamadı ama işte mesela burada bu maç hani zor demeyip playoff'a girmek istiyorsa bu maçta da iddiayı göstermesi gerekebilir. İşte Çorum zaten bizim rakibimiz şu anda. Hani Tuzla Spor'un yenmesi işimize gelir zaten. Yani şey var. Ve benim için en önemlisi Sakarya Göztepe maçı da diğer maçlarda da aşağı yukarı sonuçlar belli gibi zaten. Belki bu şeylerde biraz daha şey olur.
farklı. Umut Cancan'ın sorduğu gibi ikinci yarı daha fazla puan alır mıyız? Yani ben bilmiyorum. Yani şu an için giriş performansını bilmiyorum ama şunu biliyorum arkadaşlar. Bilmiyorum katılacak mısınız? İlk 8 hafta Sinan Kalın'ın kalıp gideceğini belirleyecek. Tabii ki yönetim kurulunun kararı burada önemli olacaktır ama sonuçta Sinan Kalın için de hani bu hafta itibariyle bazı gidiş geliş ihtimalleri olabilir. Hani bu haftalardaki performansı bence etkileyecek. Var mı eklemek istediğiniz arkadaşlar? Son bir konuya geçeceğim, sonra kapatacağım. Şöyle mesela ilk yarıdan puan alır mıyız? 27 puan aldık. 10 puanını yani ilk 4 hafta almıştık. 17 puan. İşte kalan 13 haftada 17 puan almıştık mesela. Yani işte şey ile alakalı ya, bu seri yapar mıyız da artık takımlar oturduğu için belki de alamayız yani. O tamamen transferler işte bitene kadar bakalım. Tabii. Yani çünkü hedefte ilk 3-4 değil. İlk 3-4 dediğine göre hedef olarak sonuçta 30'un üstüne almamız lazım ki 3-4'e girelim. Belki transferler bile bilmiyoruz dediğim gibi. Tabii. Pazar günü Ümraniye'ye gidemeyenler saat 13 pardon bu geçen haftanın şeydi. Gençler Birliği kadın takımı deplasmanda ilk puanını aldı arkadaşlar. Deplasmanda aldı ilk puan. Kayseri'de oynadı. Hatta galibiyeti kaçırmış. Erdem Göktürk'te konuştuk. Hani takım üstüne koyuyor. Gol atamıyor ama savunmada fena değil. Zaten gollerin çoğunu aynı maçta yedi çoğunu. Bu hafta bir erteleme maçı oynayacaklar. Rakibimiz de 8. Yakacık Gençerler Birliği. Geçen sene de bu rakiple oynamıştık. Hani bu da deplasmanda gözüküyor erteleme maçı olduğu için. Hani pazar günü saat sanırım onun için saatine bakacağım. Bu bir erteleme maçı çünkü. O maç ne zamandı? Şimdi ona bakacağım. Yani kadın takımımızda burada olanlar rahatlıkla destekleyebilir. Pazar günü Gölbaşı'nda sanırım. Onlar orada yapıyorlar maçlarını. Göreceğiz. Bir soru var Yılmaz. Niyazi Aktaş'la devam edilmeli mi ama bunun kararı bizde değil. Yani. Ama şey var ya, neydi işte yani sonuçta kulübün durumu ortada. Sonuçta yani devam edilmemeli. Ya belli bir gider var işte yani aylık ne kadardır büyük ihtimal sporcu giderleriyle beraber yani futbolcu teknik giderleriyle 7-8 milyon TL bandındadır en az diye tahmin ediyorum. Hani yani bunu karşılayacaksa şey yapabilir ama işte doğru yapmak lazım. Ya işte bu transferlerde diyorum ya, iki tane oyuncu gitti. Hem maliyet avantajına girdiyse bir şey diyemem. Hani Enes gitti. Uğur gitti. Atıyorum toplam 5 milyon veriyorduk bu iki oyuncuya. Şimdi gelen Osman'la Oğuzhan 2,5 alacak. Çok da kalite fark etme diyorsan hani yine mantıklı bir yaklaşım olabilir ama 12 milyona yani 12 milyon aylık giderimiz varsa işte yani hani bunu düşürmek için yapılmıştır. Bu gider ödenecektir. Yani Niyaz Aktaş bunu finanse edecektir. Yani önemli olan doğru yere yapmak. Yani yoksa bunlar zaten sabit gider diye bir şey var. İşte tesis gideri vesaire. Yani zaten belki 5-6'sı zaten budur ama geri kalan değişkenlerde işte yapacağımız bu transferler belirleyecek. Onlara gider için çünkü. Yani onları doğru yapmak lazım. Ben umarım doğru yaparız diyorum. Bu sene işte ya bu ligde kaldığımız müddetçe zaten bizim takımın ne değeri artar. Ya bu gider her zaman olacak. 12 milyon minimum. Seneye kalsak seneye de daha fazla olacak tabii ki şeyden dolayı. Ama gelirin senin burada yok. Süper Lig'de en azından daha fazla olacak. O kadar senin giderini kendin belirleyeceksin. Yine senin elinde. Yani o yüzden şey var. Doğru yapamazsak yani Niyaz Aktaş kalsa bile nereye kadar kalacak sonuçta şey de yok yani bu değirmenin döneceği yer belli. Belli bir yerden sonra. Yani bu ligde kalmak bu ölçekteki bir kulüp için tesisleri bu ölçekteki bir kulüp için çok şey. Yani küçük sonuçta, bir kulüp olacaksın bu ligdeysen çok küçük bir kulüp olacaksın. Evet. Yani, işte yani hiç altyapın o aynı Keçiören gibi. Altyapın falan çok sınırlı olacak yani. Hiç giderin olmayacak. Sakinin olacak bilmem ne falan. Hani onlar da bile masraf vardır ama sonuçta bunu karşılayabiliyor. Satış yapıyorlar. Şey yapıyorlar. Maris var mı senin eklemek istediğin bir şey? Yavaş yavaş toparlayalım. Yok abi güzel maç olsun dediğim gibi. Ağzına sağlık. İnşallah kazanırız. Eyvallah. Yılmaz ağzına sağlık senin de. Pazar günü iki maçımız var. Yakacık Gençerler Birliği ile Ankara'da kadın futbol takımımızın bir maçı var. Çok o da kritik. Sonuncu takımla oynuyor. Bir takım düşüyor ikinci ligden. Kadınlar liginden. Pazar günü büyük ihtimal ben Ümraniye'de olacağım. Öyle gözüküyor. Gidecek arkadaşlar da olacaktır. Yakın deplasman sonuçta. Bir şekilde bütün bu bahsettiğimiz transfer haberleriyle tabii salı günleri yapıyoruz yayını. Dediğimiz gibi ayın 11'inden itibaren transferler gelebilir. Yılmaz'ın dediği gibi. Hazır oyuncular gelir mi gelmez mi bunları göreceğiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi haftaya tekrar salı günü görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.